Evet, sağlıklı yaşam programında bu haftaki konuğumuz Sayın Doçent Doktor Ersoy Kocabıçak. Konumuz da beyin piliydi. İlk reklam arasından önceki bölümde beyin pili nedir, beyin pili hangi hastalarda takılır ve 19 Mayıs Üniversitesi'nde yapılan bu uygulama nasıl yapılıyor? Bununla ilgili bazı bilgiler vermeye çalıştık. Sizler de sorularınızla bizlere katıldınız. Tekrar bağlanabilirsiniz. Samsun alan kodu 0362 333 33 54 numara telefon hattıyla. Tabii bazı VTR'lerimiz olacak bu beyin piliyle ilgili. Şimdi de başlayabiliriz. Hemen biz konuşurken, biz tartışırken arka planda beyin pili takılmasıyla ilgili, ameliyat nasıl oluyorla ilgili bir VTR'miz var. Belki bazı hasta örneklerinden de göstereceğiz sizlere. Özellikle ameliyattan önce hastalar nasıl oluyor? Ameliyattan sonra nasıl oluyorlar? Bu değişim ne oluyor? Ve biz de kendimiz bunu tartışmaya çalışacağız. Özellikle beyin pilinden sonra hastaların yaşantılarında neler değişiyor? Şu anda ekranda görüyorsunuz beyin piliyle ilgili. Evet Ersoy Hocam, siz bununla ilgili VTR'de arka planda geçerken neler söylemek istersiniz? Şu anda sizin yaptığınız galiba bir operasyonla ilgili mi bu görüntü? Evet evet, beyin pili ameliyatlarının bu ilk kısmı dediğimiz kısmıyla alakalı bir VTR bu. Uzun bir VTR bu. Evet. Söyleyecek olduğumuz şey şu, demin söylediklerimizin tekrarı gibi olacak. Uyanık olarak yapıyoruz dediğimiz gibi. İşte şu anda hastaya lokal uyuşturucu bir ajan veriyoruz. Bununla başlıyoruz. Küçük iki tane tek taraftan giriyoruz. İzleyicilerimizle bunu zaten söyledik. Bunu izlemeye devam edebilirler. Evet. Ersoy Hocam, şeyde kalmıştık. Yani tabii şimdi pek çok hastane var, pek çok ekipler var. Hem beyin cerrahı hem nöroloji uzmanları. Sağlık kenti oluyor diyoruz, sağlıkta reformlar oluyor diyoruz. Tabii böyle uygulama içerisinde bazen suistimal edilen konular da olduğunu görüyoruz. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Hangi yaşlı aralığında bu yapılıyor? Hani bunun bir yaş aralığı var mı? Hani 18 yaştan altına yapılmaz, 70 yaştan üstüne yapılmaz diye bir şey var mı bununla ilgili? Kabaca var aslında. Hı. Şöyle diyebiliriz. 75 yaş ve üzerinde çok yapılması önerilmiyor. Fakat bu biraz da hastanın performansıyla alakalı Murat. Mesela bizim 75 yaşında ameliyat ettiğimiz hastalarımız var ki birazdan aslında bir VTR'miz de var onunla. Belki birazdan onu gösterebilirler. Hastanın genel durumu iyiyse, aktifse yaş sınırı çok doğru olmayabilir. Çocukluk çağında bununla alakalı çok aman aman bir yaş sınırı var dememek gerekiyor. Çünkü bazı hastalıklarda özellikle bizim sekonder distonu dediğimiz doğuştaki bazı doğum travmalarına bağlı olan hastalıklarda daha erken yaşlarda da bu yapılabiliyor. Ama kabaca şunu söylemek gerekebilir. 75 yaş ve üzeri hastalarda biz kendi kliniğimizde pek tercih etmiyoruz bu ameliyatları yapmaya. Böyle şu söyleyebilirim. Evet, şu anda zaten izleyicilerimiz bunun nasıl yapıldığını da bir yandan takip ediyorlar. Peki sağlık güvencesi olan her kişinin tabii şimdi değişik sağlık şeyleri de var, birleşme sürecine girdi ama hala yeşil kart uygulaması, SGK, Bağkur gibi devam ediyor. İzleyicilerimiz de merak edeceklerdir. Bizim sosyal güvencemiz bu beyin pili takılmasını karşılıyor mu? Bazı hastalıklarda karşılıyor, bazılarında karşılamıyor. SGK'sı olan her hasta Parkinson hastalığında, tabii ameliyata uygunsa bunlar, ameliyat kararı çıkmışsa dediğimiz gibi, Parkinson hastalığında bu esansiyel tremor dediğimiz el titremesinde, distoni dediğimiz bu kasılmalarla giden istemsiz hareketlerle ara ara dahil olduğu hastalıklarda SGK bunların ödemesini yapıyor. Bunu söylemek gerekiyor. Bu Türkiye için çok büyük bir kazanım aslında. Parkinson hastaları için özellikle. Ama onun dışında bu psikiyatrik hastalıklarda, takıntı hastalığında, epilepside ve benzeri diğer hastalıklarda şu an için ödemesi yok. Bunlarla alakalı da yıllar içinde peyderpey belki bunlar gelecektir. Ama şu aşamada şu bile Türkiye açısından iyi bir kazanım diyebiliriz. Peki her hastanede takılabiliyor mu? Her hastanede takılamıyor. Zaten takılmamalı da. Üçüncü kademe, üçüncü basamak, üçüncü basamak dediğimiz eğitim araştırma hastanesi veya üniversite veya hastanesi. Üniversite hastanelerine takılabiliyor. Özel hastanelerde şu an için takılamıyor. Bunu söyleyebilirim. Herhalde biraz maddi yönü yüksek olan bir ameliyat. Burada evet. Maddi yönünü belirleyen ne? Yani neyin daha çok pahalı olduğunu söylüyoruz burada? Burada cihazın kendisi çok yüksek teknoloji kullanılıyor Murat bunda. Yani işte pilinden tutun elektrik kablosuna kadar çok yüksek teknoloji kullanıldığı için bugünkü fiyatı çok şey de söylemekte bir mahsur var mı? Bayağı bir yüksek bir meblağı var herhalde. Ama bunu dediğim gibi
SGK karşılıyor. Karşılıyor. Peki bu beyin pilini 2 yıl, 3 yıl sürebileceğini söyledik. Bunun hani sanki hani kalp stenti takılırken ya da bir yaşı yaparken hani bunun şu modeli var, bu modeli var deriz. Yani bu pillerin de değişik modelleri var mı? Hani 2 yıllı, 5 yıllı yani kendine göre değişen modeller var mı? Var. Hı-hı. Aslında zaten bu beyin pili ameliyatları için piyasada Türkiye için söylemek lazım. Zaten 2 ya da 3 tane ürün var. İki ya da üç bununla alakalı çalışan firma var diyebiliriz. Bunların da kendi içinde bazı pillerde farklılık var. Yakın zamanda ortaya çıkan bizim rechargeable dediğimiz, kendi kendini hastanın şarj edebildiği piller ortaya çıktı ki bunlar hasta 2 haftada bir, 3 haftada bir kendisi bir küçük bir cihaz yardımıyla pilin üstüne koyarak bunu şarj edebiliyor. Bunlar yakın zamanda kullanıma girdi. Bunlar söylenebilir. Yani 2-3 çeşit bununla alakalı pil var. Velev ki şarj edilebilir pil değil kullanmış olduğumuz. Her hasta da bunu kullanamıyor biliyoruz. Çünkü hastanın genel durumu ve yanında bunu yapabilecek kimse yoksa pil bitince dediğimiz gibi çok basit bir ameliyatla onu çok değiştiriyoruz. Çok kolay değiştirebiliyor. Peki bu ameliyatı böyle basit olarak anlatıyoruz ama hani çok tabii 3 saat 4 saat süren bir ameliyat. İleri teknoloji kullanılıyor. Sizin çok böyle mühendislik de gerektiren hem cerrahi kabiliyetiniz hem teknolojik gelişmelerle birlikte yaptığınız bir ameliyat. Hastalar şunu soruyordur size mutlaka. Yani bu ameliyatın bir riski var mı? Evet. Ben bir bebeğin ameliyatı olacağım. Her ne kadar siz beni uyutmadan bu ameliyatı yapsanız da ben bu ameliyatta konuşarak size cevap veriyor olsam da görsem de bunun bana bir riski var mı diye soracaktır. Bu riskli bir ameliyat mıdır? Ne riski vardır? Aslında beyin pili ameliyatları bir beyin cerrahı için teknik manada çok maharet gerektiren ameliyatlar değil. İşte onun dışında bizim beyin tümörleri, beyin baloncukları dediğimiz ameliyatlar, hatta Barrett ameliyatları bile buna dahil edilebilir. Onlar bizim açımızdan cerrahi sırasında daha fazla maharet gerektiren ameliyatlar olabilir. Ama bu ameliyatın da biraz daha bilimsel yönü mü demek gerekir, tam bilemiyorum. Biraz daha bilimsel altyapısının çok güçlü olması gereken, çok bu konuda ön hazırlığı biraz fazla. Ön hazırlığı fazla. Bilgi ve tecrübe içinde çok ciddi bir ameliyat sırasında ve sonrasında nelerle karşılaşılabileceğini bilmek gerekiyor. Ve çok doğru bir planlama gerekiyor. Eğer yanlış bir planlamayla, çünkü beyinde bu elektrik kablosunu 1-2 milimetre sağa sola öne arkaya bıraktığımız takdirde, yukarı aşağı bıraktırdığımız takdirde fayda görmemiz mümkün değil. O manada çok doğru planlama ve ameliyat sırasında doğru yerde olduğumuzu tespit edebilmek bununla alakalı çok önemli. Ne tür riskler var? Tabii kapalı bir delikten her ne kadar ameliyattan önce gerekli tetkikleri yapsak da, gerekli çalışmayı yapsak da ameliyat sırasında kapalı bir yerden girdiğimiz için çok çok az da olsa beyin kanaması gibi bir risk var. Bu %1 kadar, binde bir de bir ölüm riski var. Bunu söylemek gerekiyor hastalara ve hasta yakınlarına ameliyat öncesinde. Ya da iltihap, enfeksiyon. Çünkü yabancı bir madde bırakıyoruz beyine ve vücuda. %2-3 gibi, %5 gibi enfeksiyon oranları var. Ülkemizde bu konuda bununla övünebiliriz. Amerika'da ya da Avrupa'da çok daha yüksek enfeksiyon oranları var. Ama biz o konuda özellikle bu beyin pili ameliyatları için söyleyebiliriz. Çok çok daha düşük enfeksiyon oranlarıyla çalışıyoruz. Enfeksiyon olursa ne yapmak gerekiyor? Hemen apar topar beyin pilini çıkartmıyoruz. Öncelikle antibiyotik tedavisiyle tedavi edebiliyoruz. Kabaca bunlar söylenebilir aslında yan etki olarak. Başka yan etkileri de olabilir tabii ki. Konuşma bozukluğu, yürüme bozukluğu vesaire ama bunların hepsini biz yapmış olduğumuz elektrik ayarlarıyla değiştirebiliyoruz. İşte orada da aslında bir bilgi birikimi gerekiyor. Ameliyatı yapmak yetmiyor. Ameliyat sonrasında oluşacak bir yan etkiyi bertaraf edebilmek için de gerekli bilgiyi bulundurması gerekiyor ekibin. Peki biz hani bu geçen yıllar içerisinde ortalama ya da siz tabii sayı çok daha hakimsiniz. Ne kadar bir beyin pili ameliyatı yaptık? Yani 19 Mayıs Üniversitesi'nde yapılan tabii Parkinson'da hem esansiyel tremorda hem diğer Parkinson dışı hastalıklarda bakıldığında toplam kaç hastamız var şu anda Samsun'da? Şu an bu senenin sayısını net söyleyemem ama şunu söylemek gerekir. 70-80'e yakın bir vakamız var. Bunun içinde revizyonlar da dahil olmak üzere. Sayı da gün geçtikçe artıyor. Aslında burada sayıya çok fazla takılmamak gerekiyor. İşte bu da çok önemli. Bize başvuran hastaların biz belki %15'ini, %20'sini ameliyat ediyoruz. Bu çok çok önemli. Demin dedik yani suistimal edilme konusu. Bize başvuruda bulunan hastaların dediğim gibi %15 ila 20'si bizim istatistik olarak ameliyat ettiğimiz hastalar. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz vakalar için bunu söyleyebilirim. Dünyadaki literatür de böyle.
Her gelen hastaya beyin pili takmak yapmadım. Doğru bir şey değil. Peki hangi hastaya takalım? Şimdi tabii burada bizi izleyen izleyicilerimiz, Parkinsonlular var, bunların yakınları var. Diğer hareket bozukluğu, eli titreyen hastalarımız ve yakınları var. Ve diğer MS hastaları ve diğer beyin damar hastalıkları izleyiciler özellikle titreme ön planda olabilir. Evet. Şimdi burada size söylediğiniz Parkinson hastalığı çok erken döneminde bazen koku alma problemi olabiliyor. Bazen omuz ağrısıyla başlayabiliyor. Hafif el titremesi olabiliyor. Veya çok ileri bir Parkinson hastası, artık donmaların çok ön planda olduğu, hiç hareket edemediği, hatta yataktan kalkarken bile zorlandığı bir aşama, ileri dönem aşama olabiliyor. Tabii Parkinson hastalarının ara dönemlerinde de olan hastalar var ki özellikle işte kullanmış olduğu ilaçlara bağlı olarak istemsiz hareketlerin olduğu bir dönem. Kendisi kontrol edemiyor, yani hasta ilacını alıyor. Hareketleniyor ama çok hareketlenebiliyor. Evet. İlacını almadığı dönemlerde çok hareketsiz kalabiliyor. Şimdi bu izleyicilerimizde de vardır. Bütün kamuoyunda da merak edilen budur. Hangi aşamada biz beyin pili alalım, yapalım? Yani çok erken dönemde mi veya hastamız çok ileri dönemde mi veya ara dönemde mi? Hastaya uygunluk aşaması açısından bakıldığında hangi aşama daha uygun olur? Ne çok erken ne çok geç. Hı hı. Bir kere şunu bileceğiz. Parkinson hastalığının ilk tedavisi ilaç tedavisi. Yani öncelikle bir kere hasta Parkinson hastası mı? Günümüzde ne kadar teknoloji gelişirse gelişsin, aslında ilk 3 yıl için benim bildiğim, bu konuda sen daha da iyi şeyler söyleyebilirsin belki, Parkinson tanısını koymak klinik ve nörolojik tanı. Hala da elimizde MR'lar vesaire var ama bazen Parkinson'la karışan bazı hastalıklar var. İşte bizim multisistem atrofi dediğimiz, Parkinson plas dediğimiz bazı hastalıklar var. Bunların olmadığına kesin kanaat belki 3. yılın sonunda falan. Günümüzde. Yani burada şunu söylemek belki mümkün olabilir. Hani araya girdim ama böyle her hareketi tabii yavaşlayan, yürümede problemi olan veya unutkanlığı olan, buna bazen zaman zaman idrar kaçırma, bazen böyle ileri derecede hatırlama problemi veya davranış problemleri eşlik edebilir. Evet. Yani bunlar gerçekten acaba Parkinson mu dediğiniz gibi bakmak lazım. Parkinson'u taklit eden pek çok şey de olabilir. Belli ki Parkinson dedik. Parkinson tanısı kondu. Hastalara ilaç tedavisi başlamak gerekiyor. İlaç tedavileri bildiğiniz gibi ilk yıllarda hastalara ciddi etki sağlıyor. Hangi hastalara erken ameliyat edilebilir? Titremesi ön planda olan ve titremesi kontrol edilemeyen hastalara, Parkinson tanısı da almışsa beklemenin bir anlamı yok. Bu hastalara aslında beyin pili ameliyatı daha erken yapılabilir. Titremesi çok ön planda olan ve titremesi kontrol edilemeyen hastalar için söylüyoruz. Ama titremesi çok ön planda olmayan, katılık, donma, hareket azlığı gibi şikayetleri ön planda olan ve ilaçlarla bunlar kontrol altına alınabildiyse beklenebilir. Ne zaman ameliyat etmek gerekiyor? İşte ilacın etki süresi azalıyorsa, atıyorum eskiden 3 saat, 4 saat, 5 saat ilaçla fayda sağlamasına rağmen artık bu süre yarım saat, 1 saate iniyorsa ve ilaç dozunu artırmak zorunda kalıyorsa hasta. İlaç dozunu artırdığı zaman senin demin söylediğin gibi el kollarda istemsiz hareketler ortaya çıkıyorsa bu bize bir şeylerin artık kötü gittiğini, artık ilaç tedavisinin yetersiz kaldığını gösteriyordur. İşte o dönemde artık beyin pili ameliyatlarını düşünmek gerekiyor. Demin de ilk kısımda da söylemiştim. Artık Avrupa'da ve dünyada şöyle bir gidişat var. Bunlar olduğu anda beklemeyin. Eğer uygunsa hasta ameliyata, lütfen hastaya beyin pili ameliyatı yapın deniyor. Yani böyle bir tedavi yönteminin olduğundan Parkinson hastalığının bilmesi gerekiyor. Ama bu da sütten çıkmış ak kaşık, hiçbir yan etkisi olmayan bir hastalık değil. Demin söylediğim hastalık değil, pardon, tedavi yöntemi değil. Bu da bir ilaç tedavisi gibi tamamlayıcı bir yöntem. Ameliyattan sonra neler iyi olabilir bu hastalar için? Bir kere kullandığı ilaç dozunu bazı çekirdekleri uyguladığımız ameliyatlarda azaltabiliyoruz. Neredeyse yarı yarıya. Bu hastalar için çok büyük bir kazanım oluyor. Yarı yarıya azalttığımız ilaç dozu ne demek? Hastaların bu istemsiz hareketlerinin azalması, başka diğer yan etkilerinin azalması, işte duygu durum değişikliklerinin azalması vesaire vesaire. Bu tür yan etkiler de hastalarda azalabiliyor. Yani bu tür bir katkısı da oluyor. Ama şunu da söylemek gerekir hastaya. Bu belki de en önemli kısmı olacak Murat. Biz hangi şikayetleri düzeltiyoruz? Hastanın koku almasını, konuşmasını çok düzeltemeyebiliriz. Ama hastanın titremesini, donmasını, hareket azlığını düzeltebiliriz. Yani beyin pilinin özellikle şu 3 şikayette etkili olduğunu bilmek gerekiyor. 1- titreme, 2- donma, 3- hareket azlığı. Bunlar çok ön plandaysa biz faydalı olabiliyoruz. Yoksa hastanın yürümesi,
konuşması vesaire, bunlara çok 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 faydası olduğunu söylemek beyin pilinin doğru olmaz. Peki titreme yok ama diğerleri varsa, yani hareketleri yavaşlama ve donma gibi durumlar varsa, bu durumlarda pil takılabiliyor mu? Takılabiliyor. Tabii ki takılabiliyor. Donma ve katılığın olduğu, hareket ağzının olduğu bütün durumlarda, sen de bilirsin, işte non tremor dominant dediğimiz, akinetolojit dediğimiz Parkinson hastalarında ki ilk yapılan beyin çekirdeklerinden bir tanesi subtalamik nükleus dediğimiz beyindeki bir çekirdek, ilk zaten böyle bir hastaya uygulanmış 1993 yılında. Beyin pili ameliyatı. İstersen bu sırada arkadan bazı vaka örneklerini geçirebiliriz. Tabii ki. Yani biz bazı işte bu mesela bir hastamız değil mi? Evet. Bu da pil kapalı, genç bir hasta. Evet. Tremoru, yani titremesi çok ön planda olan bir hastamız. Her iki elinde tremoru, titremesi çok ön planda. Daha ziyade tremoru için. Bu ikinci hasta, aslında ilk hastanın pil açık halini gösterebilirdik. Bu da tek tarafta titremesi daha ön planda olan, özellikle sağ elinde titremesi ön planda olan bir hasta. Bunlar hep pil kapalı. Şimdi pilin açık halini görüyoruz. Evet, şu anda gördüğümüz üzere işte titremesi düzelmiş hastanın. Bütün hastalarda aynı oranda başarılı olamayabiliriz. Çok yaşlı hastalar, hastalık daha da ilerlediği için, işte o manada aslında belki söylemek gerekebilir. Artık son iyice genel durumu bozulmuş hastaların bundan fayda görme şansı biraz daha az olabilir. Hastalar ne kadar daha orta yaşlı ve genç olursa ve doğru hasta bulunmuşsa şayet, onların fayda görme olasılığı daha fazla. Bunu söylemek gerekir. Çok geç kalmak başarı şansını herhalde biraz azaltıyor diyebiliriz bu ameliyatlar için. Gerçekten bu hasta da mesela çok etkileyici bir hasta. Hiç konu şimdi bu hastamız işte demin bahsetmiştim. Bizim ilk hastalarımızdan bir tanesi 73-74 yaşındaydı o yaşta amcamız. Sinop'tan gelen bir amcamızdı. Bu beyin pilinin açık hali. Kapalı halini gösterdiler mi biraz önce bilmiyorum. Mesela yaşı ileri bir hastaydı ama genel durumu çok iyi olduğu için ameliyatı yaptık. Çok da ciddi bir fayda gördü. Yakın zamanda da pili bitti. 4-5 sene oldu bu ameliyatı yapalı biz. Pilini değiştirdik sadece. Hala başarılı oluyor. Tabii bu beyin pili takıldıktan sonra yakın vade ve uzak vade insanlar merak ediyor. Hani biz ameliyat anında tamam pili taktık, el titremesi geçtiğini görüyoruz. Uzun vadede etkisi devam edebiliyor mu? Yani yıllar geçtikçe bu pil takılması, çünkü bu gerçekten kronik bir hastalık. Parkinson olsun, diğerleri olsun. Evet. İnsanlar istiyor ki yani 1-2 sene değil de ömür boyunca da etkili olabilen bir tedavi olsun. Evet. Bu konuyla ilgili başarısı nedir beyin pilinin? Bir kere şunu bilmek gerekiyor. Beyin pili hastalığı durdurmuyor. Yani bu kronik, yani müzmin ve ilerleyici bir hastalık Parkinson hastalığı. Parkinson hastalığı için konuşursak. O yüzden sadece şikayetleri azaltıyor. Yani zaten beyinde yavaş yavaş bazı şeyler hala hastalık devam ediyor. O yüzden etki ettiği şeyler neler? Titremeye etki ediyor dedik, donmaya etki ediyor dedik ve hareket ağzına etki ediyor dedik. Yıllar geçtikçe mesela titremede etkisi daha az azalırken donmada ve katılıkta biraz daha etkisi azalabiliyor. Bunun da hastayla konuşmak gerekiyor. Yani 10-15-20 sene ama etki azalması ilaçlardaki kadar az değil. Onu söylemek gerekiyor. Evet, ilk gün kadar iyi etki etmeyebilir ama yine de etki eder. Bunu söylemek yani gerekiyor. Yani bu etki uzun süre devam ediyor. Evet. Ama hastaların tabii takibini yapması da önemli. Takiplerine gelmesi. Nasıl kesinlikle takip ediyorsunuz bunları? Yani ne kadar sıklıkla gelmesi gerekiyor polikliniğe? Bir kere bunun için bir ekibimiz var. Bunu takip ettiğimiz biz varız. Asistanlarımız var, hemşirelerimiz var. İstediğimiz şey şu. Bir kere bütün hastaların iletişim bilgileri bizde. Ameliyat ettik. 10. gün hastayı gönderdik evine. 45. gün bir kontrole çağırıyoruz hastalarımız. Nörolojide hocamız hastanın genel durumunu görüyor. Biz yarasına, beresine bakıyoruz. Genel durumuna bakıyoruz. Belki gerekirse bir ayar yapıyoruz tekrar. Gönderiyoruz. 3. ayda hastaları tekrar kliniğimize çağırıyoruz. Hem pilini kapatıp tıpkı bu hastalarda olduğu gibi hem de pili açık halde çok objektif testler uyguluyoruz. Ne kadar fayda gördü acaba bu hasta diye. Onları bir yere not ediyoruz. Tekrar ayar yapıyoruz. Ve diyoruz ki sen 1. yılda tekrar gel lütfen. 1. yılda hastaları tekrar çağırıyoruz. Ve 5. yılda tekrar çağırıyoruz. Ama hastalar bize bu kadar az gelmiyorlar. Yani bazı hastalarımız var ki bizi ayda bir, iki ayda bir ziyaret ediyorlar. Bazı hastalarımız da var ki çok çok iyi olduğu için bir yıl, iki yıl, üç yıl hiç bizi arayıp sormayan, hatta biz arıyoruz ya lütfen kontrole gelin artık diye. Bizim aradığımız hastalar oluyor. Evet.
Peki hastalar, bizi izleyen izleyiciler, şimdi bizi izleyenler de bize nasıl ulaşabilirler? Yani size nasıl ulaşabilirler? 19 Mayıs Üniversitesi'ne gelmek için tabii ki Samsun'dan gelenler daha rahat ulaşabilir ama evet. Şehir dışından gelenlerin bu ameliyatı yapmak düşüncesi kendilerinde olabilir. Evet. Veya onları başka bir şehirde, başka bir ilde izleyen nöroloji uzmanının veya ilgili hekimin de beyin piliyle evet. ilgili o hastalara ve yakınlarına vermiş olduğu bir bilgi olabilir. Bazen şöyle olabiliyor, yani gerçekten böyle bir ameliyat var, böyle bir tedavi var ama bu tedaviye nasıl ulaşabiliriz, nasıl bu tedaviden yararlanabiliriz ilgili sorular olabiliyor. Evet. Bu tabii Samsun'a gelmek, konaklamak, üniversiteye ulaşmak, poliklinikten randevu almak, bütün bu süreçleri içerebiliyor. Bu konuda nasıl bir yardımcı olabiliriz izleyicilerimize? Şöyle demek gerekebilir belki. Bir kere bununla alakalı bizim bir internet sitemiz var. Öncelikle isterlerse oradan bizi takip edebilirler. Onun dışında telefonla bize ulaşabilirler üniversiteden. Benim kendi telefonumdan ulaşabilirler. Sekreterimizden ulaşabilirler. Bu tür hastalar zaten fazlasıyla oluyor Murat. O zaman ne diyoruz? Diyoruz ki genelde bazı şehirlerden bize hastalar yönlendiriliyor. Doktoru ya bizi birebir arıyor, nöroloğu birebir arıyor. Ya da doktoru, nöroloğu bizi tavsiye ederek hastaların bize ulaşmasını istiyor. Diyoruz ki tamam, o zaman buyurun bizim misafirimiz olun birkaç gün. Bizim kliniğimizde yatın. Biz size gerekli testleri yapalım. Hı hı. Ameliyata uygun olduğunuzu düşünürsek sizi bekleme listemize koyalım ki bu 2 ay 3 ayı geçmez. En fazla o kadar beklersiniz. Ya da 4 ay 5 ay belki. Çünkü zaten uzun zamandan beri hasta bu hastalarımız. Ameliyata uygun mu değil mi karar verdikten sonra hastaları geriye gönderiyoruz. Ve ameliyat tarihi vererek hastalara bize ulaşmalarını söylüyoruz. Buraya geldikleri zaman konaklama yönünden üniversitemizin oteli var. Hı hı. Orada kalabilirler. Refakatçi olarak kalabilirler. Hı hı. Hasta yakınları yanlarında. Çok zor değil. Yani şu ana kadar ben bize ulaşmada hastaların çok büyük bir problem yaşayacağını zannetmiyorum. Evet. Şeyimiz nedir? Yani burada başarıyı belirleyen şey nedir? Yani bu ameliyatta tabii yapabilmenin ötesinde başarıyı belirleyen unsurlar var. Hani ekip evet. olarak çalışmak gerçekten başarıda önemli. Evet. Sizin deneyiminiz, tecrübeniz önemli. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Başarı 2-3 tane sebebe bağlı. Hı. Demin çok konuştuk aslında bu konularda. Bir, hakikaten multidisipliner çalışma. Hı. Yani diğer işte bu bir ekip işi olduğunu bilmek gerekiyor. Ekip işte bir orkestra gibi düşünmek lazım. Yani her kafadan bir ses çıkarsa buradan bir iyi bir müzik üretilemez. Evet. Benzeri şeyi söylemek gerekir bu konuda. İkinci şey de doğru hasta seçimi. Bu çok önemli. Hangi hasta ameliyat edilmeli? Hı hı. Doğru hastayı seçmediğimiz takdirde istediğimiz kadar iyi bir ameliyat yapalım. Hasta istediğimiz kadar fayda görmeyebilir. Hı hı. Doğru planlama. Ameliyat öncesinde gerçekten doğru yeri hedefleyebilmek. Ameliyat sırasında o elektrik kablosunu doğru yere bırakabilmek. Ameliyat sonrasında da yine ekip olarak o hastanın programlamasını yani elektrik ayarlarını doğru yapabilmek. Bunların hepsine bağlı diyebiliriz aslında başarı. Yani uygun hastayı bulup, uygun bölgeyi seçip. Evet. Hani beyin pili takmak sanki beyinde bir yere pili takmak olmadığını söylediniz zaten. Evet. Bu beynin değişik bölgelerinde hastanın şikayetlerine göre yapılan bir uygulama. Bununla ilgili bir sesli VTR'miz olacak. Sizin de bize verdiğiniz. Evet. Sözcü hocamızın verdiği o VTR'yi isterseniz bir ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası VTR diye bir seyredebiliriz istersek onu bir bakalım. Şaban Bey geçmiş olsun. Sağ olun. Ne şikayetiniz var? Şikayetim titreme, yemek yemekte zorluğum var, çay içmede zorluğum var. Evet, elinizde mi titreme şikayeti? Başka bir şey yok. Sadece elim kafamda. Başınızda ve sesinizde var. Kaç yıldır var bu şikayetiniz? 20 yaşta vardı. 20 yıldır var. 18-20 yaş. Çizeyim. Tamam. Sol elinizle yapmaya çalışıyor. Sol elinizle. Sol. Aha. Tamam. Peki şuradaki suları alabilir misiniz elinize? Su bardağını alın. Aha. Oturabilirsiniz. Tamam. 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 Şaban Bey,
Bir haftanın günlerini sayabilir misin pazartesiden başlayarak? Haftanın günlerini. Geri mi ileride olur? İleri. İleri. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Peki. Ellerini öne doğru uzat bakalım. Hiçbir şey yok. Sol eliniz çok güzel. Ben bu elimi çok kullanıyorum. Bu elimi bak. Bu elimi kullanıyorum ama. Evet. Ben de. Diğerini boşaltın tekrar. İleri doğru uzatır mısınız? Her iki elinizi de. Gerçekten insanın yaşam kalitesini çok düzelten bir tedavi yöntemi olduğunu gördük. Tabii bu insanlar elini kullan, hepimiz elimizi kullanırken kıymetini çok bilmeyebiliyoruz. Yani hepimiz çok rahat kalem kullanıyoruz. İşte yemeğimizi yiyoruz, meyvemizi soyuyoruz. Anahtarımızı istediğimiz gibi çevirebiliyoruz. Hani yıllardır kullandığımız elimizin aslında o ne kadar önemli bir görev yaptığını çok farkında değiliz. Ama gerçekten hastalarımız o elini kullanamamanın vermiş olduğu o mağduriyet, o sıkıntıyı çok güzel tarif edebiliyorlar. İşte sen de biliyorsun, hastalar diyor ki eskisi gibi su içmek istiyorum. İşte bardağımı tutmak istiyorum. Eskisi gibi portakalımı kendim soymak istiyorum diyen hastalarımız var. Ameliyattan sonra da objektif olarak bunu çok iyi görebiliyoruz. Burada da VTL'de evet. Olduğu gibi. Her hastada böyle bir sonuç elde etmek herhalde mümkün olmayabiliyor. Evet. Ama amaç en maksimum, en fazla faydayı sağlayabilmek. Tabii hastalarla siz çok görüşüyorsunuz. Biz de zaman zaman hani biraz içindeyiz ama özellikle ameliyattan sonra da sizi daha fazla da geliyorlar. Bu ameliyatın onlarda yapmış olduğu izler, onlarda bırakmış olduğu o duygu nasıl ifade ediyorlar? Ya da hayatlarında neler değişiyor hastaların? Aslında biraz önceki hastamız bizim esansiyel tremor dediğimiz el titremesi olan ve dikkatliysen hem sesinde hem başında titreme olan bir hastamızdı. İzmir'den gelen bir amcamızdı. Bir Parkinson hastası değil bu. Ameliyat sonrasında hem sesindeki titreme hem başındaki titreme ki onlar düzelmeyebilirdi. Hem de elindeki titremeler istediğimiz derecede düzeldi. Senin de dediğin gibi ama bütün hastalarda bu kadar etkimiz olmayabilir. Neler değişiyor hastaların hayatında? Bir kere aslında biraz zamanı geri alıyormuşuz gibi düşünmek lazım hastaların hayatında. Yani 5 sene önce, 10 sene önce işte iğneye ipliği geçiremeyen, yemeğini yiyemeyen, ayakkabısını bağlayamayan, dışarıya çıkıp gazete alamayan, gazete elinde okuyamayan hastalar biraz bunları yapınca, yapmaya başlayınca tabii kendi özgürlüklerini biraz kazanıyorlar. Özgüvenleri yerine geliyor. Ve mutlu oluyorlar bundan. Ama bunun mükemmel, işte şu burada verecek olduğumuz şey çok önemli. Ne derler ona? Söyleyecek olduğumuz şey çok önemli. Bunun mükemmel sonuçları olduğunu, tamamen mükemmel bir yöntem olduğunu da söylememek gerekiyor. Her hastada aynı yanıtı alamayabiliriz. Ama doğru hastada dediğimiz gibi yapılabilirse gerçekten hastalarda çok yüz güldürücü sonuçlar elde edilebiliyor. Tabii ben biliyorum işte MS hastalarından 2-3 hastaya beraber yaptık. Burada bir hastamızın aslında VTR'si var. Varsa onu da alabiliriz istersek. Yani öyle bir MS hastasıyla ilgili VTR varsa. Arkadaşlar başka VTR'miz varsa onu da biz konuşurken hani ekrana yansıtabilirsiniz. Hasta bize hep söyler, Ebru şimdi bizi izliyorsa da hani hem de kulaklarını çınlatmış olalım. Eskisi gibi elimi kullanabilmek, biraz daha kullanabilmek amacıyla yapmış olduğumuz bir beyin pili ameliyatımız vardı. Tabii burada hastanın o kendi ifade edebilmesi, işte yazması, işte Doktor Ersoy Bey'e ve işte Doktor Yasin Bey'e bana tekrar elimi biraz daha kavuşturdukları için çok teşekkür ederim yazabildi mesela. Bunu yazabilmek bile çok büyük bir başarı. Çünkü biz bu hastalarda gerçekten el titremesi denen konu bazen çok kolay tedavi edilebiliyor. Ama tedavi de çok dirençli olabiliyor. Hem esansiyel tremor dediğimiz, esansiyel tremoru da biraz açarsak hani ailede olan, heyecanlanınca, stresle artan bir el titremesi.
Bu aslında çoğu zaman hepimizin yaşadığı bir bulgu olabiliyor. Hepimiz zaman zaman bir çay bardağını tutarken bunun zorluğunu yaşamış olabiliyoruz. Ama bazen de öyle oluyor ki kişi çorba içerken üzerine dökebiliyor. Bazen çok heyecanlı bir ortamda istediği sunumu yapamayabiliyor. Herkesin sosyal hayatını da çok olumsuz etkileyebiliyor böyle bir durum. Tabii biz ilaçlarla da istediğimiz başarıyı elde edemeyince beyin pili gibi bir tedavi yöntemini uygulamak ihtiyacı duyuyoruz. Tabii sizin de dediğiniz gibi hastayla da bunu konuşmak lazım. Hastanın beklentisi şöyle olabiliyor mu? Mesela yani benim bu hastalığımı tamamen ortadan kaldıracak bir tedaviymiş gibi gören hastalar herhalde oluyor. Bunlarla konuşurken herhalde sizin de söylediğiniz gibi neyi düzeltebilecek, ne kadar düzeltebileceğini iyi paylaşmak lazım. Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Onlara özellikle konuşmak gerekiyor ve ameliyattan sonra da nelere dikkat etmesi gerektiğini de konuşmak gerekiyor hastalarla. Ameliyat sonrasında neler yapabilir, neler yapamaz, neleri yapmalı, neleri yapmamalı bunları hep konuşmak gerekiyor hastalarla. Özellikle ameliyat sonrasında merak edilen konu, hocam ben spor yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin diyoruz ama futbol oynamayacaksın, kafanı topa vurmayacaksın diyoruz. Ya da ağır spor yapmamak gerekiyor. Ağır spor yapmamak gerekiyor. Bunları neler öneriyorsunuz mesela? Hangi sporlar öneriyorsunuz? Yürüyüş, yüzme, benzeri sporların hepsi yapılabilir. Onun dışında güleş, boks, futbol bu tür sporları önermiyoruz. Peki beslenmeyle ilgili bir öneriniz var mı? Evet, aslında güzel bir nokta bu. Bu hastaların özellikle beyinde ki bir çekirde yaptığımız ameliyatlardan sonra yaklaşık 10-15 kilo kadar bazı hastalar kendine dikkat etmezse kilo alabiliyorlar. Ben özellikle hastalarla ameliyattan önce konuşuyorum. Diyorum ki bakın ameliyattan sonra kendinize dikkat etmezseniz bu ameliyatı yapmama ihtimalimiz var diyorum. Onları biraz korkutuyorum. Bunun iki tane sebebi var. Bir, hem iştah açılıyor. İki, o katılık ve donmalar düzeldiği için o eskisi kadar enerji harcamıyor hastalar. Bunlardan dolayı hastaların bir 10-15 kilo kadar kilo alan hastalarımız var. Buna özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Bizim hiç istemediğimiz bir şey kilo almaları. Bu aslında iyi bir noktaydı. Hastaların psikolojik yönüyle de özellikle hani ekip içerisinde psikolog var ve bunları kognitif yani düşünsel yönden, yani hafıza yönünden de takip ediyoruz. Bu ameliyatın bu durum için yani psikiyatrik tablo ve kognitif fonksiyonlar için bir artısı bir eksisi olabiliyor mu? Hakikaten ameliyat öncesinde çok doğru değerlendirmek gerekiyor hastaları. Çünkü zamanında ciddi psikiyatrik hastalık geçirmiş olan, çok ağır depresyonu olan, atıyorum işte intihar girişimi olan hastalarda bu ameliyatı yapmamak gerekiyor. Çünkü ameliyattan sonra bazı hastalarda bu tür şikayetler artabiliyor. O yüzden ameliyat öncesinde çok çok iyi bir psikiyatrik değerlendirmeye ve nöropsikolojik değerlendirmeye ihtiyaç duyuyoruz. İşte o yüzden diyoruz yani yoksa ameliyatın kendisinin zorluğu işte beyne iki tane elektrik kablosu bırakalım olsun bitsin iş mantığıyla yapılırsa her iş kolay. Bu çok çok önemli bir nokta yani. Peki burada nelere dikkat etmeleri lazım? Yani ameliyattan sonra siz ara ara konuşmamız için söylediniz ama özellikle dikkat etmeleri gereken şeyler nedir? Yani çok başarılı bir ameliyat oldu. Evet, şimdi bizim bir MS hastamızın da ameliyat sonrası da olabilir. Bu öncesi, sonrasında pil kapalı. Pil kapalı dönemde elindeki titremeyi görüyoruz. Tabii gerçekten çok daha fazla bir titremesi vardı. Hatta pil kapalı iken bile şeyde ameliyattan sonra belirli bir düzelme olmuştu bu hastamızda. Peki, evet şu anda da görüyoruz çok daha başarılı bir el hareketleri olduğunu, titremenin azaldığını. Hastalar örneğin size hep soracaklardır, ne zaman banyo yapabilirim, ne zaman, nerede, ne yapmalıyım, ne yapmamalıyımla ilgili. Evet. Seyahat edebilir miyim, uçağa binebilir miyim, tekrar MR çektirebilir miyim, beyinde pil varken, telefon kullanabilir miyim, cep telefonu zarar verir mi, bilgisayar zarar verir mi? Bununla ilgili nelere dikkat etmeleri gerekiyor veya özellikle dikkat etmeleri gereken bir durum var mı? Telefon kullanabilirler. İstedikleri kadar telefonla konuşabilirler. Bunu söylüyoruz hastalara. İlk soru bu oluyor zaten. Özellikle, telefonla ilgili ama ben şunu söyleyeyim. Çok telefon kullanmasın gene izleyicilerimiz. Tabii o ayrı. Yani telefonun, cep telefonunun çünkü hayatımızda 15-20 yıldır bir yeri var. Ne olduğu belli olmayan bir alet. Mümkün olduğu kadar sağlıklı kullanalım ama hani beyin pil açısından da bir sakıncası yok. Özellikle genç hastalar çok soruyor telefon kullanabilir miyim diye. Ben de kullanın diyorum. Evet. İkinci olarak MR'a girebilirler mi? MR'a giremezler aslında. Ama
Artık son dönemde yeni beyin pilleri gelecek Türkiye'ye. Yani eli kulağında diyebiliriz. MR uyumlu piller gelecek. Ama çok zor durumda kalırsak biz MR'ın ayarlarını değiştirerek ve pili kontrol ederek çok mecbur kaldığımız zaman bazı hastalarda MR çekimi yapabiliyoruz. Bunu söylemem gerekir. Üçüncü bir şey, özellikle havaalanlarında ya da elektromanyetik alanlardan geçerken, X-ray cihazlarından geçerken onların eline biz bir belge veriyoruz. Elektromanyetik alanlardan ve X-ray cihazlarından geçmesi sakıncalıdır, beyin pili taşımaktadır diye. Onu göstermeleri gerekir. Uçağa binebilirler. Ne zaman banyo yapabilirler? Dikişleri alındıktan sonra birkaç gün sonra, 3-4 gün sonra banyo yapabilirler. Ama yine de dikiş yerlerini, özellikle başını korumasını isteriz hastaların. Kabaca bunları söylemek yetiyor hastalara. Zaten gerekli bütün soruları telefonlarımız kendilerinde olduğu için her zaman sorabiliyorlar. Peki bu pilin ya da bu pil zaten cilt altında olan bir şey ama beyin içerisindeki kabloları var. Bunların çıkartılması gereken durumlar olabiliyor mu? Evet, değiştirilmesi gereken ve çıkartılması gereken durumlar olabiliyor. Yıllar geçtikten sonra bazen bazı hastalarda, biz hiç yaşamadık ama o elektrik kablosunun aşağıya yer değiştirdiği, yukarıya yer değiştirdiği, sağa sola kaydığı ve eski etkisinin olmadığı düşünülürse tekrar bir değişiklik yapılabilir. Bundan bir ay kadar önce, daha önce başka bir yerde yıllar önce yapılmış bir ameliyat için biz bunu yaptık. Distoni dediğimiz o kasılmalarla giden, boyun distonisi olan bir hastada. Bu olabiliyor. Bazen o şekilde bir uygulama gerekebiliyor. Ama çok çok az bu. Peki hastalar bu beyin piliyle gittikten sonra pek çok şikayetleri olabilir. Gene el titremeleri az da olsa devam edebilir. Zaman zaman artabilir. Hareketlerdeki yavaşlamaz, gün içerisinde değişiklik ya da günler içerisinde değişiklik gösterebilir. Ama belki o beyin pilinin anormalliğini düşündürecek. Yani bir baş ağrısı gibi, bir ateş yüksekliği gibi. Böyle bir bulgu var mı? Yani böyle bir şikayet varsa hemen gelsinler, hemen bize müracaat etsinler diyeceğiniz bir durum var mı hasta yakınlarında? Var. Özellikle yara yerlerinde kızarıklık, yara yerlerinde şişlik, ateş yükselmesi gibi şikayetler olduğu takdirde hiç vakit kaybetmeden gelmeleri gerekiyor. Çünkü ne kadar erken gelirlerse, bu sistem çok pahalı bir sistem Murat konuştuğumuz gibi. Ne kadar erken gelirlerse o sistemi çıkartmadan uygun antibiyotikle o mikroba hücum ederek onu düzeltebiliriz. Ama ne kadar geç gelirlerse verecek olduğumuz antibiyotik fayda sağlamayabilir ve sistemin çıkartılmasına kadar iş gidebilir. Yani bütün bu şey... Hiç başımıza gelmedi şimdiye kadar sistemi çıkartmak ama olduğunu biliyoruz. Olabilecek durumlardan bazıları. Peki sonuçlar iyi diyoruz. Yapmış olduğumuz hastalar iyi. İnşallah bundan sonra da herhangi bir problem olmadan devam edecektir. Ama tabii biz Samsun olarak 19 Mayıs Üniversitesi olarak sizin bu çalışmalarınız, bu ekibin her geçen gün yapmış olduğu işler, bunların kamuoyundaki yansıması, bilim camiasındaki yansımalarını çok yakından takip edebiliyoruz. Üniversite olarak tabii bir merkez haline gelebilmek çok kolay değil veya bu işi yapabiliyoruz diyebilmek kolay değil ama öyle gözüküyor ki yıllar içerisinde biz artık bu işi bu ekiple beraber, işte sizin de özellikle bu işi yapan asıl birey olarak deneyimlerinizi daha bundan sonra da aktaracak bir pozisyonda olduğunuzu görüyoruz. Böyle bir merkez haline gelmiş bir ünitenin asıl sorumlusu, asıl yetkilisi olarak yeterli görüyor musunuz? Yani şu anda gelinen aşamayı yeterli görüyor musunuz? Bundan sonraki süreçte neler yapılabilir bu konuyla ilgili? Bizim üniversitemiz olarak soruyorsan yetmez ama evet. aslında çok güzel şeyler yaptık üniversitemizde. Üniversitemizin yöneticilerinin sayesinde, rektörümüz, dekanımız, diğer başhekimimiz, bölümümüzdeki bizi destekleyen diğer öğretim üyeleri dahil olmak üzere. Çok kısa sürede aslında, yani çok uzun bir geçmişi yok 19 Mayıs Üniversitesi'nde bu beyin pili ameliyatlarının. Bence iyi bir yerde diye düşünmek gerekiyor. Bu ekibin başarısı tabii ki. Ama yapılması gereken şey şu, artık bundan sonra bu sürede kat edilen mesafeyi daha ayakları yere basan, artık daha deneysel çalışmalarla ekibi büyüterek, başka alanlara da kaydırarak devam etmesinde fayda var. Bunu yapmak gerekecek. Evet, bir sorumuz var, onu alalım isterseniz. Alo. Alo. Buyurun. Şey, ben İstanbul'dan arıyorum da. Buyurun. Oğlum epilepsi hastası, yani senelerdir, 14 senedir havale sonucunda kaldı.
Bir dakika bir dalması oluyor. Evet. O, yani çok ilaç kullandı, tek netice alamadık. Oğlunuz için arıyorsunuz değil mi? Nöbet geçiyor. Oğlum için arıyorum. Peki, evet. Teşekkür ediyoruz. Aslında konuşmamızın başında biraz değinmiştik. Epilepsi ve diğer hastalıklar. Bununla ilgili hala çalışmalar ama epilepsi biraz daha Parkinson ve el titremesinden evet. sonra biraz daha ön planda olan diğer hani beyin damar hastalıkları evet. ve diğer durumlara göre. Ama epilepsi de şu anda herhalde daha çok epilepsiye yönelik, bu nöbetlerine yönelik ilaçlarını kullanması. Eğer hala devam eden çok dirençli nöbetler varsa epilepsi cerrahisi mesela bununla ilgili bir gündem olabilir. Epilepsi cerrahisi evet. uygulanabilir hastalarda. Ama tabii ki öncelikle çocuğun bir tedavisinin ne olduğunu iyi bilmek lazım. Hemen epilepsi cerrahisi de olmuyor. Hastaya öncelikle ilaçlar, bu ilaçları bazen birkaç ilacı bir araya getirerek uyguluyoruz. Ve bununla beraber nöbetleri kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tabii Samsun'da geçen yıl içerisinde, 2015 yılı içerisinde bütün Türkiye ve dünya çapında konuşmacıların katıldığı bir sempozyum oldu. Özellikle beyin piliyle ilgili. Hatta ikincisini düzenledik Samsun'da. Bu ve buna benzer organizasyonları görüyoruz. Bu organizasyonlar da biraz herhalde motivasyonu arttırmaya yönelik ve Samsun'u biraz daha merkezleştirmeye yönelik yapılan toplantılar. Ve merkez olmanın da bir göstergesi olduğunu düşünüyorum ben. Bu toplantıda çünkü yapabilmek çok da kolay değil. Hem Türkiye'de bu işle ilgilenenler hem de yurt dışında bu işle ilgilenenler Samsun'a gelip bunu birkaç günde olsa tartışma fırsatı buldular. Bu toplantılar bundan sonra devamı veya bu zamana kadarki yansıması nasıl oldu? Ne düşünüyorsunuz bundan sonrası için? Aslında amacımız tabii bu toplantıların benzerlerini, belki de aynılarını iki yılda bir, yılda bir geleneksel hale getirip Samsun'da yapabilmek. Yapmış olduğumuz kurs ya da sempozyum şöyle bir şeydi Murat, sen de biliyorsun. 2-3 gün boyunca burada bu konuda Türkiye'de, dünyada isim yapmış tüm bilim adamlarını Samsun'da toplayıp kendi birikimlerini kursiyerlerle paylaşmalarını amaçlamıştık. Ve bizim yapmış olduğumuz ameliyat yöntemini canlı bir cerrahiyle, bir Parkinson hastasında biraz önce gösterdiğimiz gibi kursiyerlerle interaktif olarak ameliyatın hangi kısmında ne yapıyoruz, hangi kısmında ne yapıyoruz bir eğitim şeklinde kursiyerlerle paylaşmaktı. Hem yurt içinden hem yurt dışından gelen kursiyerler vardı. İşte bunların çoğu beyin cerrahı, nörolog olmak üzere. İlk sene sadece hareket bozukluklarında beyin pilini işlemiştik. Bu sene 2015 yılında hem hareket bozuklukları hem epilepsi hem de diğer psikiyatrik hastalıklarda beyin piliyle alakalı konuları irdeledik. Bunlar gerçekten evet. çok başarılı organizasyonlardı. Bundan sonra da çok başarıyla devam edeceğini düşünüyorum ben. Bir sorumuz daha var. Alo. Alo. Buyurun. Merhabalar, kolay gelsin. Buyurun Betül Hanım. Ben hocama bir şey danışacaktım. Benim babam 20 sene önce göz bebeklerinin sağa sola dönmemesiyle başlayan, daha sonra sağ kol, sağ bacak, denge bozukluğu ve konuşma bozukluğu şeklinde devam eden bir hastalığa yakalandı. Uzun yıllar biz bunun işte hangi hastalık olduğunu çözmeye çalıştık. En sonunda spinoseraberler ataksi denildi. Benim sorum acaba beyin pili spinoseraberler ataksi içinde kullanılıyor mu? Teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir soru. Belki hani evet. final sorusu gibi de oldu. Aynen öyle. Diğer nörolojik hastalıklarda spinoseraber ataksi hani babanızda büyük bir ihtimal hani beyincik etkilenmesine bağlı olarak bir dengesizlik, ellerde titreme de olabilir, konuşma bozukluğu, dediğiniz gibi bakış paralizisi ve gözlerini istediği gibi kullanamama gibi problemler olabilir. Aslında bu benzer problemler işte progresif supranüklear palsi dediğimiz hani tıpta diğer böyle beynin hasarlanması ya da işte dediğiniz gibi o dopamin, serotonin gibi maddelerin arasındaki dengenin bozulmasıyla giden Parkinson dışındaki bazı hastalıklar. Bunlardaki durum nedir? Aslında gerçekten çok güzel bir soru ve çok güncel bir soru aslında. Aslında cerebellum dediğimiz beyincikle ilgili çalışmalar 80'li yıllara kadar beyincik çok popüler bir yer çalışmalar açısından. 90'lı yıllarda hakeza öyle. Günümüzde de sanki beyinden daha çok beyinciğe doğru kayan, beyincikteki çekirdekler işte dentaklit dahil olmak üzere oralara bazı uygulamalar var.
Ama bunlar ümit vadedici uygulamalar ama hemen bugünden yarına tamam artık bu hastalığın da tedavisinde bu yapılacak demek mümkün değil. Hı hı. Ama şunu söylemek gerekiyor. Evet, artık spinoserebeller ataksi dahil olmak üzere serebeller sistemiyle fazlasıyla etkilendiği hastalıklarda beyin pili uygulamaları sanki yavaş yavaş daha ağırlığını gösterecek. Tabii burada hastanın durumu, muayene bulguları, bütün yaş, işte eşlik eden tansiyonu var mı, şeker hastalığı var mı, başka problemi var mı, kalp fonksiyonları nasıl, bütün bunları iyi değerlendirmek lazım. Gerçekten hastaya uygun olan en uygun tedavi bazen beyin pili olabiliyor, bazen de beyin pili dışında başka bir tedavi gerekebiliyor hastaya ön planda olmak üzere. Tabii bütün bunları söyledik ama Samsun'da belki böyle hasta ve hasta yakınlarına yönelik, çünkü bayağı da bir hasta birikti. Belki Türkiye'de yapılması gereken böyle televizyon programları gibi programlarla bunu biraz daha duyurabilmek, biraz daha anlatabilmek evet. lazım. Böyle belki broşür hazırlamak, belki eğitim filmi düzenlemek veya bunları belirli bir yerlerde toplayarak hasta ve hasta yakınlarına yönelik beyin pili nedir, nasıl olur? Bununla ilgili de bazı broşür ve eğitici toplantılar yapmak lazım. Bununla ilgili herhalde gelecekte planlar olacaktır, evet. vardır böyle düşüncelerimiz. Gelecekte planlarımız var. Geçmişte de aslında birkaç tane buna benzer çalışmalar yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü sürekli eğitim merkezinin yapmış olduğu birkaç toplantı oldu. Halka açık, onun dışında sadece doktorlara yönelik de nörologların, psikiyatristlerin bir farkındalık yaratabilmek adına bazı toplantılar yapıldı ama bunların tabii artarak devam etmesi gerekecek. Evet. Programımızın sonuna geldik. Yılın son programıydı. Sağlıklı Yaşam'ın programı beyin piliydi. Ve siz de gerçekten bizi çok aydınlattınız. Programımıza konuk oldunuz. Zaten sizin program, sizle başlayan program. Bu program tabii 2 saat ya da işte 2.45 dakikada anlatılmak istenenleri aslında rahat rahat anlatabilen, belki de en uzun sağlık programlarından bir tanesi. Ben böyle bir programda bulunmaktan hep keyif aldım. Bugün de sizinle böyle bir program yapmak gerçekten çok keyif vericiydi. Programın sonunda vermek istediğiniz bir mesaj, izleyicilerimiz hani bu son bir mesajı sizden duymak isteyeceklerdir. Neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Söylemek istediğim çok da fazla bir şey kalmadı aslında. Şunu söylemek isterim. Mevcut hastalıkları için, bu hareket bozukluğu olabilir, diğer hastalıklar olabilir. Doğru yerlere başvurmaları ve doğru tedaviyi almaları biraz da hastaların kendi elinde. Belki bunu söylemek gerekebilir. Bu beyin pil ameliyatları için olur, diğer hastalıklar için olur, diğer ameliyatlar için olur. Suyun akışına kendilerini bırakmamaları, kendi iradeleriyle doğruyu bulabilmelerini öneririm hastalara ve hasta yakınlarına. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattınız, katkıda bulundunuz. Ama bu konuyla ilgili özellikle çok sorulan sorulardan bir tanesi de hani beyin çipi diye bir şey çıkmaya başladı şimdi son yıllarda. Son hatta yeni gazetelerde ve medyada da vardı. Artık işte beyin hücrelerini uyarabilen, beyni modüle edebilen, beynin fonksiyonu görebilen çipler yerleştirip beynin tekrar aktif hale dönüştürülebilmesi gibi. Belki başka bir programda hem bu konuyu hem de beyin tümörleri ya da beynin işte diğer cerrahi hastalıkları ilgili de başka programlarda gene görüşmek üzere. Ama asıl olarak tabii birlikte program yapmaya devam etmekte arzumuz. Ersoy Bey'e bize vermiş olduğu katkılar nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuzdu 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Sayın Doçent Doktor Ersoy Kocabıçak. Bizlere bu hafta özellikle Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları, el titremesi gibi durumlarda beyin pilinin önemini, kime, ne zaman, nerede, nasıl takılması gerektiği ve bu hastaların neye dikkat etmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verdi. Tabii hep vurguladığı şey, bizim de programımızda vurguladığımız şey, her hastayı ayrı ele almak gerekiyor. Her hastanın hastalığı ayrı, her hastanın tedavisi de farklı olabiliyor. O nedenle en uygun tedaviyi seçtikten sonra, ki beyin pili buna uygunsa, hastalara beyin takılması, beyin pili takılması gerekebiliyor. Evet, 2015 yılının son programını yaptık. Gerçekten baktığımızda çok çabuk geçen yıllar oluyor. 2015 yılı da sanki böyle birdenbire geçmiş, bitmiş gibi oldu. Yeni yılda yeni Sağlıklı Yaşam programıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hepinize mutlu yıllar, iyi yıllar.